Merhabalar sayın seyirciler, Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sekmen, Kanal 25'e açıklamalarda bulundu. Hafta sonu yapılan yerel seçimler sonucunda AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sekmen, valilik binasında Kanal 25 muhabirine özel açıklama yaptı. İlk olarak Erzurum'da düzenlenecek kitap fuarı hakkında konuşan Sekmen, hizmette halkın yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Önce bir ifade şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii fuarcılığın ne kadar önemli olduğunu bizler de bir kadar da vurguladık. Yapacağımız ilk hizmetlerden bir tanesi fuar merkezimizin temelini atmak ve bunu bitirmek. Çünkü geçmişte bir çocukluğumuzda hatırlıyoruz, Erzurum bir fuar merkeziydi. Yılda 3-4 kez fuar olurdu. Fakat son yıllarda bu bir yavaşlama oldu. Ama yeniden hareketlendirmek gerektiğine inanıyorum. Tabii bununla beraber inşallah bir hayvan borsasının temelini, bir hastane bölgesinde misafirlerin temelini atacağımızı farz etmiştik. Bunları inşallah tamamlayarak Erzurum'da hizmet vereceğiz. 4-13 Nisan tarihleri arasında Erzurum'da Yakutiye Meydanı'nda kitap fuarı düzenlenecek. Düzenlenecek fuar öncesinde Erzurum Valiliği'nde basın toplantısı düzenlendi. Vali Ahmet Altınparmak, Erzurum'un bölgedeki 13 ile hitap eden konumda olduğunu ifade ederek 04-13 Nisan tarihleri arasında Erzurum ve Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan kitap fuarına oldukça önem gösteriyoruz. En acil ihtiyaçlarımızdan birinin benim gördüğüm dışarıdan gelip Erzurum'u gördüğüm fuar demişti, fuar alanı demişti. Ama peki biz fuar alanımız yok diye oturacak mıyız arkadaşlar? Mutlaka bir hazırlık yapmamız lazım. Bu hazırlığın da ilk evresi kitap fuarı olsun. En kolay olur dedi çünkü Erzurum şimdiye kadar böyle bir kitap fuarı hiç düzenlememiş. Doğu'da hiç düzenlenmemiş daha doğrusu bu çerçevede, bu cesamette. Çünkü fuar dediğiniz zaman ilde bulunan esnafın bir araya gelmesi, çadır şeklinde düzenlemesi değil. Tam tersine ilde bulunmayan dışarıdaki asıl üreticilerin, kitap fuarı ise yayın evlerinin ile gelmesi, yazarların gelip okuyucularla tanışması ve benzeri adeta ilde bir şöle havası oluşması. Değerlimiz arkadaşlar, inşallah bu farklılığı ortaya koyarken Erzurumlu kitapseverlerin, öğrencilerin, eğitimcilerin, esnafın aynı zamanda tabii gelecek binlerce insanın yaratacağı bir ekonomik faaliyet olacak bu çerçevede esnafın. Çevre illerimizden gelen yine aynı şekilde kitapseverlerin, bu fuara katılan yayın evlerinin, yazarların damağında güzel bir tat bırakabilmek derdimiz. Ve hafızasında hakikaten silinemeyecek güzellikte bir Erzurum resmi bırakabilmek. 30 mahalli idareler seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen de ilk resmi toplantısına katılarak fuara her türlü desteği vereceklerini belirtti. Yapacağımız ilk hizmetlerden bir tanesi fuar merkezimizin temelini atmak ve bunu bitirmek. Çünkü geçmişte bir çocukluğumuzda hatırlıyoruz, Erzurum bir fuar merkeziydi. Yılda 3-4 kez fuar olurdu. Fakat son yıllarda bir yavaşlama oldu. Ama yeniden hareketlendirmek gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bu fuarın düzenlenmesi demeye geçen hem TÜMSİAD başkanlığına hem de REM fuarcılığa teşekkür etmek istiyorum. Tabii okumanın bir toplum için ne kadar önemli olduğunu hep biliyoruz. Yine projelerimiz arasında mutlaka Erzurum'da Erzurum Okuyor kampanyası düzenleyerek gençlik arasında veya arzu eden insanlarımız arasında bu kampanyayı devam ettireceğimizi, mutlaka okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini biliyorum. Ülkemizde okuma, yazma belki belli bir nispetle gelişti ama okuma alanında henüz Avrupa standartlarında değiliz. Mutlaka bu konuya gerekli desteğimiz olacak. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Faruk Terzioğlu bir açıklamada bulundu.
Erzurum Baro Başkanı Faruk Terzioğlu 5 Nisan tarihinde kutlanacak olan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında meslek mensuplarının içinde bulunduğu durumdan bahseden Terzioğlu, avukatların birçoğunun mutsuz olduğunu dile getirdi. Erzurum Barosu'na kayıtlı 320 avukatın olduğunu ifade eden Erzurum Baro Başkanı Faruk Terzioğlu, avukatlık mesleğine her geçen gün güvenin azaldığını söyledi. Türkiye'de Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Bu savunma mesleğini icra eden ve toplumda herkesin günü geldiğinde ihtiyaç duyduğu bir mesleği mensupları olarak biz bu günü de bir kutlama programı çerçevesinde değerlendireceğiz. Bizim ümidimiz yargının bağımsızlığını, yargının güvenilirliğini, yargının adil ve süratli karar vermesini temin eden bir sisteme kavuşmaktır. Bugün Türkiye'de varmış olduğumuz noktada özel yetkili mahkemelerin kaldırılmış olmasını büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu yıllardan beri bizim özel yetkili mahkemelerin özel uygulamaları sebebiyle hukuka olan güvenin, saygının yok sayıldığı ve yargının güvenilirliğinin erozyona uğratıldığı mahkemeler olarak algılanmıştır. İşte devlet güvenlik mahkemeleri, sık yönetim mahkemeleri, özel yetkili mahkemelerin uygulamaları, hukuk dışı uygulamaları, hukuku zorlayarak uygulamaları Türkiye'de gerçekten yargıya güveni sarsmıştır. Özel yetkili mahkemelerin uygulamaları bir takım ayrışmalara, haksızlıklara, haksız tutuklamalara yol açmıştır. Biz başından beri yargılamanın adil yürütülmediğini ifade etmiştik bu mahkemelerde. Neticede vardığımız noktada bunu görüyoruz. Gerek Anayasa Mahkemesi kararları, gerek işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, özellikle Türkiye'yi mahkum eden bütün kararlarında özel yetkili mahkemelerin kararlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Türk halkının büyük bir kısmı hala istikrardan yana, hala huzurdan yana. Bu seçim sonuçlarının bize verdiği şey bu. İnşallah bu süreç içerisinde yargıda da dediğimiz gibi olumsuzlukları bertaraf edecek çalışmalar, düzenlemeler, tanzimler yapılacak. Türkiye çok daha iyi günlere kavuşacak diye ümit ediyorum. Azize Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Muhammed Cevdet Orhan seçildi. Orhan Fatih Cengiz'den sonra Azize'de görev yapan ikinci başkan oldu. Muhammed Cevdet Orhan olarak Azize Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Muhammed Cevdet Orhan seçildi. Orhan, Fatih Cengiz'den sonra Azize'de görev yapan ikinci başkan oldu. Muhammed Cevdet Orhan, 1984 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Öğrenciliği süresince özel sektörde proje koordinatörü olarak çalıştı. Bu yıllarda Erzurum Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2005-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlık görevi yaptı. 2007 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda danışman olarak çalışmaya başladı. 2011 yılına kadar Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimlerinde aynı görevde çalıştım. 13 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 2. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. Gençlik kollarında 16 Eylül 2011 tarihine kadar Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Eylül 2011 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini yürüttü. Orhan evli ve bir çocuk babası. Evet sayın seyirciler, bugün bildiğiniz üzere tarihlerden 1 Nisan, tüm dünyada şaka günü olarak kutlanan 1 Nisan, Erzurum'da da değişik şakalar yapılarak kutlandı. 1 Nisan'ın şaka günü olarak ilan edildiği dünyada ve Erzurum'da vatandaşlar günü birbirlerine şakalar yaparak geçirdi. Özellikle telefon şakaları revaçtaydı. Neredesin Nuri? Ya kanka bizim arkadaşlar trafik kazası yaptılar da Mustafa gel. Hay kanka gelsene ya sanayiye. Ya Mustafa gel hastaneye kaldırdılar sakladı bir şey. Tamam kanka sanayiye gel sen hadi. Hadi görüşürüz.
Farklı şakalar yaparak günü geçiren Erzurumlular 1 Nisan'ı doya doya yaşadı. Melih Bey'le mi görüşüyorum? Melih Bey, ben bu inşaat firmasından arıyorum da kardeş. Radyonuzu arıyorum, yalnız radyoda neden telefona cevap vermiyorlar? Bu reklam için aramıştım da ben. Adı neydi onun Melih Bey? Adı Polat, şu anda görüştüğüm kişi. Bazı vatandaşlar bu şakaları kaldırırken bazıları ise tepki gösterdi. Kısacası Erzurum'da 1 Nisan renkli geçti. Emre'den haberin var mı? Ya valla kanka, aldım hastanedeyim. Niye, hayırdır? Bayağı sıkıntı. Sami, Allah sen ne diyorsun be? Ne yapıyorsun? Gelmek için, o yüzden. İyi, ne yapayım ya, ben yapamıyorum ya, ayrılmak istiyorum. Harbi yani çekemiyorum ya, çekilmiyorsun artık. Hani nasip değilmiş demek ki, ben ayrılmak istiyorum. Bir Nisan şakası. Bir Nisan. Ne? Şaka yaptım ya, ne ayrılması? Ya şaka yapıyorum, ayrılma falan yok, ne ayrılması? Bırakıyor mu beni? Ya şaka yapmıştım ama. Evet sevgili izleyenler, bugün 1 Nisan olması dolayısıyla şaka malzemesi satan esnafın yüzü güldü. En çok ilgi gören şaka malzemesi ise boyalı sakız oldu. Erzurum'da 1 Nisan dolu dolu geçti. Günü şakalarla geçiren Erzurumlular ilginç görüntüler oluşturdu. 1 Nisan olması dolayısıyla şüphesiz bundan en çok memnun olanlar da şaka malzemesi satan esnaflardı. Şaka malzemesi satan esnaflar 1 Nisan'ın dolu dolu geçtiğini ve vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren alışverişe başladığını belirtti. Bugün 1 Nisan, insanların en çok birbirlerine şaka yaptığı gün. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri arkadaşlarına şaka yapmak için burada gelip seçtiği ürünleri alarak arkadaşlarına falan şaka yapıyorlar. Gelenlere de biz tanıtarak yardımcı oluyoruz. İsterseniz size de burada göstererek bazı ürünlerimizi tanıtabiliriz. Tabii ki. Mesela şunlarla başlayalım. Bunlar içerisinde örümcek bulan sıvı jeller. Bunu alıp arkadaşının böyle koluna, boynuna döküyor. Bir ıslaklık hissi veriyor ama koluna veya boynuna herhangi bir şey bulaşmıyor. Bunlar böyle bir şaka malzemesi. Bunlar cilde domatesler var şöyle. Bunlar cama attığın zaman cama yapışıyor, dağılıyor camın üzerinde. Daha sonradan kendisi toparlanarak eski halini alıyor. En çok boyalı sakız satıldığını ifade eden esnaflar çeşitli şaka malzemelerine büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Bunlar içerisinde bitkisel boyalar var. Arkadaşınıza hediye ettiğiniz zaman ağzını, dişlerini boya yapıyor. Belli bir zaman sonra boyası tekrardan çıkıyor. Peki herhangi bir zararı var mı onun? Herhangi bir zararı yok. Zaten biz bunu alırken firmayla aldığımız yerden danışarak alıyoruz. Zararlı şeyler satmıyoruz. Bitkisel boya olduğunu söylediler bize içerisinde. İçerisinde bitkisel boya var. Normal zaten bildiğiniz şıpsevli sakızı. Güzel bir şaka malzemesi olarak arkadaşlar bunlara bayağı bir davet gösteriyorlar. Bunların haricinde küçük toz parçaları falan var. Böyle koluna veya işte boynuna neresine döküyorsa artık orayı kaşıtıyor. Kızartarak bayağı bir kaşınmasına sebep oluyor. Evet sayın seyirciler, Türkiye'de batı yazı yaşarken Erzurum yine kışı yaşıyor. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı -15 derece olarak ölçüldü. İl merkezinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin altındaki Erzurum, önceki 2 gün boyunca kar ve soğuklara teslim oldu. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları il merkezinde arttı. Gece termometrelerin -15 dereceyi gösterdiği Erzurum'da gündüzleri aynı termometreler 8 santigratı gösterdi.
kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri il merkezinde yol ve caddelerde kar kürüme ve temizlik çalışması başlattı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu. Büyükşehir Belediyespor çarşamba günü playoff yolunda önemli bir sınav verecek. Topladığı 43 puanla playoff seyrinde rakiplerinin gerisine düşen mavi beyazlı ekibin playoff hedefine ulaşması için Orhan Gazi Spor'un maçını mutlaka kazanması gerekiyor. Spor Toto 3. Lig 2. grupta 43 puanla 8. sırada yer alan ve playoff yarışından kopmak istemeyen Büyükşehir Belediyespor çarşamba günü deplasmanda Orhan Gazi Spor ile karşılaşacak. Grupta 37 puanla 11. durumda bulunan Bursa ekibiyle mavi beyaz takım karşılaşmasının il dışındaki Erzurum Dernekleri üyeleri de izleyecek. Haftayı deplasmanda aldığı Darıca Gençler Birliği galibiyetiyle morali tamamlayan Orhan Gazi Spor evinde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi ile 20 puan toplayarak grup iç saha sıralamasında 13. oldu. Kırmızı Siyahlılar iç sahada 20 gol kaydederken 17 golü de kalesinden çıkardı. Teknik direktör Yavuz İncedal yarınki maçı kazanmaktan başka çarelerin olmadığını ve bundan sonraki tüm maçları kendileri açısından final niteliği taşıdığını söyledi. Evet sayın seyirciler, Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.